Günaydın. Bugünkü dersimizin adı Hükümdar ve Saray. Platinus Tepesi'nde insan yapımı bir ilah. Derse bıraktığımız yerden başlamak istiyorum. Geçen ders Flavius Hanedanı'nın kurucusu İmparator Vespasianus'tan ve onun politik zekasından söz ettik. Vespasianus politik kararlar alırken, politik gündemini oluştururken bir araç olarak mimariyi kullanmaya karar vermişti. Bunu nasıl yaptığını hatırlamak üzere burada tekrar Escolinus ve Platinus tepelerinin yerleşim planını görüyoruz. Vespasianus Nero ile arasında bir ilişki kurulmasını istemedi. Ama İmparator Claudius'la özdeşleştirilmenin işine yarayacağını biliyordu. Bu mesajı geçen ders gördüğümüz İnşası Genç Agrippina tarafından başlatılan platformlu Divus Claudius tapınağını yani Claudianum'u bitirerek verdi. Bunu Claudiusla arasında bir bağ oluşturmak için yaptı ki bu çok akıllıca atılmış bir adımdı. Diğer yandan ise hatırlayacağınız gibi Nero'nun Domus Aurea'sını temellerine kadar yıktırmış, kalanların da üzerini kapattırmıştı. Burada yer alan yapay gölü doldurup üzerine Kolezyum'u inşa ettirmişti. Bu Roma halkına verilen akıllıca düşünülmüş bir hediyeydi. Amacı onların desteğini kazanmaktı. Bunda da başarılı oldu. Vespasianus'un aldığı aynı derecede hatta belki daha da önemli bir başka karar ise Milattan sonra 79 yılında büyük oğlu Titus'u kendinden sonra tahta geçecek kişi olarak seçmesiydi. Burada sağda tekrar Vespasianus'un bugün Kopenhag'da bulunan portresini görüyoruz. Solda ise askeri kıyafetiyle Titus'u görüyorsunuz. Herkülenyum'da bulunmuş olan bu heykelin 79 yılı öncesine tarihlenmesi gerekir. Büyük olasılıkla 70'li yıllar içinde yapılmıştı. Titus'u taht naibi olarak seçmenin doğru bir karar olmasının nedeni, Titus'un hem bu konuda son derece yetenekli olması, hem de hem Roma halkı hem Senato tarafından çok sevilen biri olmasıydı. Böylece Vespasianus varisini garanti altına almıştı. Milattan sonra 79 yılında Vespasianus doğal nedenlerle öldüğünde Titus onun yerini almak için hazırdı. Gerçekten de tahtı kimseyle bu konuda çatışmak zorunda kalmadan devraldı ki bu çok büyük bir başarıydı. Titus imparator olduğunda 30'larının başında enerji dolu çok genç bir adamdı. Bu enerjiye zamanında yaşanan şanssızlıkları göğüslemek için ihtiyacı olacaktı. İmparatorluğu zamanında üç büyük felaket yaşanmıştı. Bunlardan ilkini zaten çok iyi biliyorsunuz. Bu milattan sonra 79 yılında Vezüv'ün patlamasıydı. Titus 79-81 yılları arasında imparatordu. Yani Titus 79 yılında patlayan ve bildiğiniz gibi neredeyse tüm kampanyayı etkileyen volkanın yol açtığı felaketle başa çıkmak zorunda kaldı. Ardından 80 yılında Roma'da büyük bir veba salgını oldu. Titus tüm enerjisini ve becerisini kullanarak çok ciddi boyutlara ulaşan bu veba salgınıyla da mücadele etti. Veba salgınını yine son derece yıkıcı boyutlarda olan bir yangın izledi. Tüm bu felaketlerle uğraşmak zorunda kalan Titus Yaşadığı stres düşünülürse hiç şaşırtıcı olmayacak bir şekilde 81 yılında çok genç bir yaşta doğal nedenlerle öldü. 79-81 yılları arasında yaşananlara rağmen Titus'un ünü çok daha öncesine dayanmakta, milattan sonra 70 yılında yaşananlardan kaynaklanmaktadır. Daha önce de söylediğimiz gibi, milattan sonra 70 yılında Vespasianus büyük oğlu Titus'u Judea'ya Kudüs'e büyük bir askeri sefere göndermişti. Hatırlayacağınız gibi Titus, Milattan sonra 70 yılındaki bu Yahudi savaşlarından zaferle dönmüştü. Bu zafer sadece Roma için değil, Flavius'lar için de çok önemliydi. Bu zafer ailenin egemenliğine meşruluk kazandırmıştı. Bir iç savaşta iktidara gelen hanedanların yönetimde kalabilmeleri için yabancı topraklarda da zafer kazanmaları gerektiğini söylemiştim. Hem Sezar'ın ölümünden sonra çıkan iç savaşta iktidara gelen Augustus, hem de 68-69 yıllarındaki kaosta tahta ele geçiren Vespasianus için durum böyleydi. Kudüs'e karşı kazanılan zafer, Flavius'lara meşruluk sağlamıştı. Bu nedenle de bu savaş, Flavius'ların sanatında ve ideolojisinde son derece önemli bir rol oynar. Şimdi milattan sonra 81 yılından bir süre sonra Büyük Kudüs Zaferi onuruna inşa edilen taka bakalım. Titus takı olarak bilinen bu anıt romantları arasında en ünlü olanlardan biridir. Üzerinde Titus'un adı yazılı olmakla birlikte bu tak onun tarafından değil, ondan sonra tahta geçen küçük kardeşi Domitianus tarafından yaptırılmıştır. Bu nedenle tak milattan sonra 81 sonrasına tarihlenmektedir. Önce bu anıtın konumuna bir bakalım. Zira anıtın konumu kendisi kadar önemlidir. Burada Forum Romanum'un bir Google Earth fotoğrafını görüyoruz. Forum Romanum burada. Yukarıda ortada Kolezyum, Kapitolinus Tepesi ya da Compidolio burada. Burada da Victor Emmanuel anıtı. Bunları defalarca gördük. Mussolini tarafından yaptırılan Via dei Fori Imperiali solda imparatorluk forumları. Forum Romanum'un burada olduğunu tekrar belirtelim. Ve bugün odaklanacağımız yer Platinus Tepesi. Anımsayacağınız gibi Nero'nun Platinus Tepesi'ni Kolizyum'un hemen solunda yer alan Eskolinus Tepesi ile birleştirmek gibi bir hayali vardı. Bu iki tepeyi elimin olduğu yerin biraz üstünde bulunan Velia adında bu küçük tepeyi kullanarak birleştirmek istiyordu. Nero'nun Domus Transitoria'sının planlarını hatırlayacaksınız. Bu saray, iki tepe arasında transit bir geçiş olarak yapılmıştı. Domus Transitoria'nın bazı mekanlarının koruna gelmiş olduğunu da hatırlayacaksınız. Yani burası yine Nero'nun inşaat arazisiydi. Titus'tan sonra kardeşi Domitianus'un da Flavius geleneği haline gelen bu uygulamayı devam ettirmesi şaşırtıcı değildir. Bir zamanlar Nero'nun yapılarının bulunduğu arazide artık Flavius anıtları yükselmekteydi. Titus'un Kudüs zaferini kutlamak için inşa edilen zafer takı da bunlardan biridir. Çok dikkatli bakarsanız burada parmağımın olduğu yerin birkaç santim üstünde Platinus tepesi ile Escolinus tepesi arasındaki Velia tepesi üzerine inşa edilen Titus takını görürsünüz. Dediğim gibi Milattan sonra 81 yılından sonraya tarihlenen Titus Takı Via Sacra'nın yani kutsal yolun tam yanına inşa edilmişti. Tak ortasından yol geçecek şekilde değil, yolun tam kenarına yapılmıştı. Sanırım bunu bu resimlerde çok net bir şekilde görüyorsunuz. Burada ayrıca antik yolun epey bir kısmının korunmuş olduğunu da görüyorsunuz. Forum Romanum içindeki antik yolun bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Yol gördüğünüz gibi yokuş yukarı doğrudan sağdaki Titus Takı'nın yanına çıkıyor. Bu yolun yani Via Sacra'nın Velia'ya çıkan kısmıdır. Burada ise yolun Titus Takı'nın bulunduğu yerden yokuş aşağı forumun devamına inen kısmını görüyorsunuz. Burada da antik yolun çokgen taş döşemesi korunmuştur. Via Sacra askeri zaferlerden dönen muzaffer generallerin Roma'ya girerken izlediği yoldu. Olasılıkla Titus'un kendisi de Judea dönüşünde Via Sacra'dan zafer içinde yürümüş ya da atlı arabasıyla geçip buradan Kapitolinus tepesine gitmiştir. Bu geçit alayları sırasında zafer kazanan komutan Jüpiter atribüleri ile donatılmış özel bir kıyafet giyerek Kapitolinus tepesine çıkar Burada Jüpiter tapınağının sunağı önünde savaş arabasından iner, Jüpiter'e kurban sunardı. Titus'u yanında Vespasianus ile bunu yaparken hayal edebilirsiniz. Daha önce de belirttiğim gibi bu zafer Titus'un babasıyla seve seve paylaşmış olduğu ortak bir zaferdi. Yani bu zaferden sonra ikisi beraber bu yoldan Roma'ya zaferle yürümüş olmalı. Evet, burada sağdaki resimde Takk'ı görüyorsunuz. Velia tepesinde inşa edilmiş olan takın bir başka resmi. Burada bu küçük tepenin Platinus ve Escolinus tepelerini nasıl birleştirdiğini daha iyi görüyorsunuz. Burada ayrıca Titus takının kolezyuma olan yakınlığını da görüyorsunuz. Roma'nın bu merkezi kesiminde Flavius'ların anıtlar inşa ettiğini gördük. Bu da bir istisna değildir. Takın forumdan görünen bu yüzünde modern bir yazıt var. Ama göreceğimiz gibi öteki yüzdeki yazıt antik dönemden kalmadır. Tak çok iyi korunmuş gibi görünse de aslında bu Mimar Giuseppe Valadier tarafından restore edilmiş halidir. Titus Takı 19. yüzyılda Mimar Giuseppe Valadier V A L A D I E R Giuseppe Valadier tarafından geniş ölçüde restore edilmiştir. Tak'ın orijinal kısmı, buradaki orta kısımdır. Aslında çoğu öteki yüzdedir. Bu yüzde sadece kemer tablaları ve iç paneller orijinaldir. Diğer yüzde ise, neyse onları o yüze baktığımızda gösteririm. Yani bu yüzdeki yazıtın modern olduğunu bilmeniz önemli. Bu da Tak'ın öteki yüzü. Burada yine kemer tablaları, yani bu üçgen kısımlar antik. Sütunlar antik. Kilit taşı antik. Kilit taşı üzerindeki friz antik. Aynı şekilde bu yüzdeki yazıt da orijinaldir. Geri kalan parçaların tümü Valediye rekonstrüksiyonudur. Dediğim gibi 19. yüzyılda yapılmıştır. Ama Valediye arkeolojik açıdan çok ileri görüşlü bir yöntem izlemiştir. Anıtın aslı Yunan Pentelikon P E N T E L I K O N. Pentelikon mermerindendir ki bu da başlı başına ilginç bir özelliktir. Flavius'ların inşaatlarında ithal mermer kullandıklarını daha önce de söylemiştik. Titus Takında da Pentelikon mermeri kullanılmış olması bu eğilimin devam ettiğini gösterir. Ama Valadier rekonstrüksiyonunda yani modern parçaların yapımında traverten kullanılmıştır. Bu resimde çok belirgin değil ama anıtın önünde durup bakarsanız malzeme farkı çok bariz olarak kendini belli eder. Valadier, izleyicilerin Anıt'ın orijinal parçaları ile modern parçaları arasındaki farkı görmesini istemiş. Tak'ın Valadier rekonstrüksiyonundan önce yapılmış çok sayıda resmi ve gravürü var. Burada solda onlardan birini görüyoruz. Burada da Tak'ın aynı, burada gördüğümüz yüzüne bakıyoruz. anıttan geriye kalan orta kısmı, kaide üzerindeki iki sütunu, kilit taşını, kemer tablalarını, frizi ve yazıtı görüyoruz. Bu anıtta tekrar kullanıldığı için kısmen de olsa korunan bir başka Roma anıtıdır bir süre Frankipani ailesine ait bir kalenin parçası olarak değerlendirilmiştir. Yani bu anıtın orijinal kısmı geri kalanlar Valediye rekonstrüksiyonudur. Bu takın aynı zamanda bir heykel kaidesi olarak kullanılmış olması da mümkündür. Gözünüzde takın üzerinde bir heykel ya da heykel grubu hayal edin. Bu Titus'u Belki Vespasianus'la birlikte dört atlı büyük bir quadriga içinde betimleyen bronz bir heykel grubu olabilir. Taklar üzerinde bu tip heykellerin yerleştirilmesi alışıldık bir adetti. Bunun altında bir yazıt levhası, onun da altında söylediğimiz gibi bir friz var. Bu frizi birazdan göreceğiz. Ardından kemer tablaları. Ortada ise iki yanda birer tane olmak üzere iki büyük panel var. Bunlar figürlü bezemeleri olan panellerdir. Burada yazıtı görüyoruz. Bu yazıtta anıtın Senato ve Roma halkı yani SPQR tarafından tanrılaştırılmış Vespasianus'un oğlu, buradaki fe filius anlamında, divo tito yani tanrılaştırılmış Titus'a yapıldığı belirtilmektedir. Yani burada her ikisinin de kutsallığı ölümlerinden sonra tanrı ilan edildikleri ifade edilmektedir. Senato ve Roma halkı Divus Vespasianus'un oğlu Divus Titus'a bu anıtı inşa ettirmiştir. Bazı harflerin üzerinde böyle küçük delikler görüyorsunuz. Buraya aslında bronz harfler tutturulmuştu. Yani harfler önce taşa oyuluyor, ardından üzerine bronz harfler tutturuluyordu. Böylece yazıt güneş ışığında parlıyor, uzak mesafelerden görülüyordu. Yazıt levhasının altında da frizi görüyoruz. Burada Titus Kudüs'ten döndüğü zaman düzenlenen geçit alayı, yani imparatorun Via Sacra'dan Kapitolyonus tepesindeki Jüpiter tapınağına gidişi betimlenmiştir. Sanatçı gördüğünüz gibi figürleri oldukça küçük boyutta ama her birini ayrı betimlemiş. Böylece yer seviyesinden bakıldığında sahnenin daha anlaşılır olması sağlanmış. Bunun altında da bezemeli bir kilit taşı var. Yanlardaki kemer tablalarında da yani kilit taşının iki yanındaki bu üçgen alanlarda da uçan kanatlı kadın figürleri yani zafer tanrıçası betimlenmiş. Bu tabi Titus'un Kudüs'te kazandığı zafere yapılan bir göndermedir. Mimari açıdan sütunlar özellikle de başlıkları önemlidir. Dediğim gibi takın bu yüzünde koruna gelen iki sütun vardır. Burada bu sütunlardan birinin başlığının ayrıntısını görüyoruz. Bu kolezyuma bakan yüzdedir. Ve burada daha önce görmediğimiz tipte bir başlık söz konusu. Bu başlıkta korint ve iyon başlıklarının bir kombinasyonunu görüyoruz. Burada yukarı doğru uzanan akantus yapraklarıyla çiçeklerle tipik korint düzeni, üstünde ise dışa taşan volütleriyle bir iyon başlığı var. Korint ve iyon başlıklarının bir birleşimi olan bu başlık tipine kompozit başlık diyoruz. Roma mimarlığında çok sık olmasa da zaman zaman kullanılan bir başlık tipidir. O nedenle bilmenizde fayda var. Geçitin içinde daha önce de söylediğim gibi figürlü iki panel var. Bu panellerde Titus'un Flavius ailesi için son derece önemli olan, onlara meşruluk kazandıran Kudüs zaferine ilişkin sahneler betimlenmiş. Burada onlardan birini görüyoruz. Titus atlı arabasının içinde tek başına yanında babası yok. Yanındaki kadın figürü dışında tek başına tasvir edilmiş. Gördüğünüz gibi kadın kanatlı. Bu yine zafer tanrıçasıdır. Titus'un Kudüs'te kazandığı zaferi müjdeliyor. Hatta Titus'un başının üstünde tuttuğu defne çelengi ile onu zaferinden dolayı taçlandırıyor. Arabayı gördüğünüz gibi süratle koşan dört at çekiyor. Atların önünde miğferli, askeri kıyafet içinde bir kadın var. Bu da Tanrıça Roma tasviri olabilir. Roma burada ne yapıyor? Kudüs zaferinin ardından Roma'ya geri dönen Titus'u karşılıyor. Burada iki tane daha figür var, iki erkek figürü. Bugün ikisinin de başı kırıktır. Ama biri togalı, diğeri ise üstü çıplak, belden aşağısı örtüye sarılı olarak betimlenmiştir başlarının eksik olmasına rağmen başka kabartmalarda örnekleri olduğu için bunların kim olduğunu biliyoruz. Togalı olan figür Genius, G E N I U S, Genius Senatus yani Senato'nun ruhu, diğeri ise Genius Populi Romani yani Roma halkının ruhudur. Bu anıtı Divus Vespasianus'un oğlu Divus Titus için Senatonun ve Roma halkının inşa ettiğini hatırlayın. Bu sahnede onları kişileştirilmiş olarak görüyoruz. Mimari açıdan daha da önemli olan geçitin diğer kenarındaki sahnedir. Burada bir grup Romalı asker Kudüs'ten yağmaladıkları şeyleri, yani ganimetleri getiriyorlar. Burada ünlü yedi kollu kandilavrum taşıdıklarını görüyoruz. O kadar ağır ki askerlerin omuzları bu ağırlığın altında çökmüş. Burada da bir masa üstünde yine Kudüs'teki tapınaktan aldıkları bir dizi kurban aletlerini görüyoruz. Getirdikleri ganimetleri, kazandıkları zaferin somut kanıtı olarak Roma halkının görmesi için tören boyunca taşıyorlar. Gördüğünüz gibi gayet ilizyonistik bir şekilde betimlenmiş olan askerler bir taka doğru ilerliyorlar. Tak tasviri de burada. Gerçekten ilginç bir sahne. Bu yağmaları nasıl değerlendirdiklerini hatırlayacaksınız. Geçen ders söylediğimiz gibi bunları Roma halkının bir tür müze gibi gezip görebileceği Templum Pakis ya da Forum Pakis'te sergilemişlerdi. Flavius'ların her zaman Roma halkı ile ilişkili ve ilgili olduklarını tekrar belirtelim. Ama tabii ki bunu bundan bir yarar bekleyerek yapmışlardı. Bu anıtı inşa ettirmiş olan Domitianus'un da Vespasianus ve Titus'tan sonra bu yaklaşımı devam ettirdiğini görüyoruz. Burada Flavius hanedanına meşruluk kazandıran bir zaferin onuruna dikilen bu anıtta, Olumlu bir etki yaratacağı düşüncesiyle Senato'ya ve Roma halkına teşekkür edilmiştir. Takın geçit kısmında durup yukarı bakarsanız Takın tonozunu görürsünüz. Gördüğünüz gibi burada birçok Roma anıtında olduğu gibi kasetli bir tavan var. Tavan kasetleriyle ve kasetlerin ortasındaki rozetleriyle çok iyi durumda korunmuş. Bir başka ayrıntı daha göstereyim. Burada tavanı çok iyi görüyoruz. Ayrıca bezemenin ne kadar yoğun olduğunu da görüyorsunuz. Flaviusların böyle zengin süslemelerden hoşlandıklarını söylemiştik. Burada da bunu görüyoruz. Aslında burada delgi çok yoğun olarak kullanılmış. Tonoz neredeyse soyutlaşmış. Burada bence çok ilginç bir şekilde tüm duvarı kaplayan koyulu açıklı bir tür işleme yaratılmış. Tonozun merkezinde ise etrafı girlantlarla çevrili bir pano, panonun ortasında da bir tasvir var. Oturduğunuz yerden olasılıkla çok zor görüyorsunuz ama burada bir kartalın sırtında cennete giden Titus betimlemesi yer alıyor. Titus burada askeri kıyafetli değil toga ile tasvir edilmiş. Burada Titus'u kanatları açık bir kartalın sırtında görüyorsunuz. Kartal onu cennete taşıyor. Bu bir apoteosis, A, P, O, T, H, E, O, S, I, S. Yani tanrılaştırma betimlemesidir. Romalılar insanları öldükten sonra tanrı yapabileceklerine inanıyorlardı. Burada da Titus ölümünden sonra tanrılaştırılmaktadır. Bir kartalın sırtında cennete giderken tasvir edilmiş. Çok etkileyici bir görüntü. Aslında bu tasvirin Tonozun taç kemerinde yer alması nedeniyle araştırmacılar bu anıtın aynı zamanda Titus'un mezarı olduğunu ileri sürmektedir. Bu sav, anıtın çatısında bir oda ve buraya çıkan bir merdiven bulunmasıyla da uyumludur. Bu resimde her ikisini de görüyoruz. Spiral merdiven ve oda. Bu oda Titus'un mezar odası, Urne'nin konduğu oda olabilir. Urne bulunamamıştır. Anıtta yapılan kazılar sırasında bir urne ele geçmemiş. Bu nedenle savı kanıtlamak olanaklı değil. Ama yine de anıtın İmparator Titus'un mezarı olma olasılığı yüksektir. Titus'un yerine daha önce de belirttiğim gibi kardeşi Domitianus geçti. Burada Domitianus'un iki tasvirini görüyoruz. Solda askeri kıyafetli olan bugün Münih'te. Sağdaki büst ise Romada'dır. Domitianus Milattan sonra 51 yılında doğmuştu. Titus Yahudi Savaşları için Roma'dan ayrıldığında Domitianus 19 yaşlarındaydı. Domitianus'un kardeşinden sonra imparator olacağı kesindi. Bu konuda kimsenin aklında bir soru işareti yoktu. Vespasianus zaten bunun hazırlıklarını yapmış, önce büyük oğlunun, ardından da küçük oğlunun imparator olacağını umarak bir hanedan kurmuştu. Böylece Domitianus hiç sorgusuz sualsiz tahta geçti. Ama Domitianus daha önce de söylediğimiz gibi Romalılar tarafından çok sevilen ve Flavius ailesine yönetim hakkı kazandıran büyük bir askeri başarının sahibi olan kardeşini kıskanıyordu. Kendisini dışlanmış hissediyordu. Titus'un genç yaşta zamansız ölümüyle Domitianus hiç beklemediği bir anda imparator oldu. Domitianus iktidara geldiğinde mutsuz, dargın bir adamdı ve bu duyguyu hiçbir zaman aşamadı. Nitekim Domitianus'un Caligula gibi, Nero gibi megalomanik davranışlar sergilediğini, imparator olmanın getirdiği tüm ayrıcalıklardan sonuna kadar yararlandığını görüyoruz. Hatta kendisine Efendi Tanrı yani Dominus et Deus olarak hitap edilmesini istiyordu. Tüm bunları bildiğinizde Domitianus'un Vespasianus veya Titus gibi kamu yapılarına ilgi duymamış olması kulağınıza hiç garip gelmez. Bildiğiniz gibi Vespasianus Kolezyum, Titus ise Titus Hamamı gibi büyük kamu projeleri gerçekleştirmişti. Ama Domitianus babası ve kardeşi gibi kamu yapıları değil, aksine kendisi için bir saray inşa ettirmişti. İmparatorluğu zamanında yapılan en büyük yapının Platinus Tepesindeki İmparatorluk Sarayı olduğunu göreceğiz. Bu sarayın inşasına Tiberius zamanında başlanmış, Caligula zamanında devam edilmişti. Saray Domitianus zamanında Milattan sonra 90'lı yıllarda tamamlandı. Bugünkü ana konumuz olan ve hakkında çok şey konuşacağımız bu saraya geçmeden önce Domitianus zamanında yapılan bir başka yapıya kısaca değinmek istiyorum. Domitianus kamu yapıları inşa ettirmek konusunda fazla hevesli olmasa da onun zamanında da birkaç kamu binası yapılmıştır. Şimdi onlardan birini göreceğiz. Bu Domitianus stadyumunun bir modelidir. Bu Domitianus zamanında inşa edilen bir stadyum yani yarış pistidir. Bu yapı imparatorluğunun son yıllarına milattan sonra 92-96 arasına tarihlenmektedir. Bu yapı hakkında az miktardaki kalıntısına ve yapının nispeten doğru bir şekilde rekonstrüksiyonunu yapmamıza olanak sağlayan bir başka kanıta dayanarak çok şey söyleyebiliriz. Bunu buradaki modelde de görüyorsunuz. Stadyumlar gördüğünüz gibi firkete şeklindedir. Bir ucu düz, diğer ucu kavisli. Burada gördüğünüz gibi bir ucu düz olan uzun oval biçimli yapılardır. Tiyatrolarla, amfiteyatrolarla benzer şekilde inşa edilmişlerdir. Beton bir tepe inşa ediyorlar, sonra bu tepenin bir kenarına oturma sıralarını diziyorlar, bunu da gördüğünüz gibi bir duvarla destekliyorlardı. Bu duvar aynen Marcellus Tiyatrosu'nda ve Kolezyum'da olduğu gibi sütunlu kemer dizileriyle süsleniyordu. Bu yapıda aralarında sütunlar olan iki kat kemer vardır. Bu sütunların da yine herhangi bir yapısal işlevi yok. Bunlar sadece dekoratif amaçlı. Ve yine tiyatrolarda, amfiteyatrolarda gördüklerimize çok benzeyen giriş çıkışlar. Tiyatro ve amfiteyatrolardan en önemli farkı, bunların onlar kadar yüksek olmamasıdır. Burada gördüğünüz gibi sadece iki kat sütun dizisi var. Plan açısından da en büyük fark bunun firkete biçimli olmasıdır. Yani bir ucu düz, bir ucu kavisli. Bugün görülebilecek çok az kalıntısı var. Onlar da yer altındadır. Yani ancak yer altındaki bazı parçaları korunmuş. Gerçi bir bölümü hala görünür durumda. Birazdan bunun bir fotoğrafını göstereceğim. Ama asıl mucizevi olan Bugün Domitianus stadyumunun firkete biçimli planının tam olarak korunmuş olmasıdır. Burada Roma'nın en ünlü meydanlarından birini, Piazza Navona'nın bir hava fotoğrafını görüyorsunuz. Burada Domitianus stadyumunun bir ucu düz, bir ucu kavisli planının tamamını görüyorsunuz. Burası harika bir piazza. Gidenleriniz eminim orada çok hoş zaman geçirmiştir. Gitmeyenlere de buranın Roma'nın mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biri olduğunu söyleyelim. Burası sadece gezmek için hoş bir yer değil. Burada ayrıca çok önemli yapılar da var. Örneğin Francesco Borromini'nin San Agnese in Agone Kilisesi, piyasanın ortasında Bernini'nin ünlü Dört Nehir Çeşmesi var birbirleriyle bir tür diyalog içindeler. Havadan baktığımızda Piazza Navona'nın kavisli ucunu görüyoruz. Bu kavisli uçta küçük bir sokak var. Bu sokaktan çıkıp sola, oradan tekrar sola dönerseniz Domitianus Stadyumu'nun kalıntılarının olduğu yere çıkarsınız. Birazdan size bu kalıntıları göstereceğim. Ama Piazza'dan çıkmadan Dört Nehir Çeşmesi'nin çapraz karşısına bakarsanız burada Roma'nın en güzel dondurmasını yiyeceğiniz yeri görürsünüz. Roma'da genelde İtalya'da her yerde güzel dondurma yapıyorlar. Ama bu en iyi dört taneden birisi. Bu da Domitianus Stadyumu'nun hala ayakta olan kalıntıları. Çok az turist bunları fark ediyor ama kesinlikle görmeye değer. Burada tuğla kaplı beton duvarlar var. Stadyumun altyapısı bu şekilde inşa edilmiş. Sanırım uzaktan bile bunların tuğla kaplı beton duvarları olduğunu görebiliyorsunuz. Ama daha önce gösterdiğim kemerler ve sütunlar işlenmiş traverten bloklardan yapılmıştı. Bu yapı aslında Roma'da işlenmiş traverten bloklardan inşa edilen son yapılardan biridir. Kapi'deyken size Kafe Tiberio'yu göstermiştim. Adını Tiberius'tan almıştı. Roma'da da lokantalarda, kafelerde İtalyanların tarihleriyle güçlü bir bağ kurduklarını görmek müthiş bir şey. Herkes burayı Piazza Navona olarak düşünüyor ama onlar buranın aslında Domitianus Stadyumu olduğunun bilincindeler ve hemen yolun karşısındaki kafede adını Domitianus'tan almış. Domitianu. Domitianus stadyumunun karşısında olduğu için adı Domitianu. Tekrar dondurmalara geri dönersek. Ben dondurma işini gayet ciddiye alırım. Eminim İtalya'ya gitmiş olanlarınız benimle aynı duyguyu paylaşıyordur. Bunlar Amerikan dondurmasına benzemez. Amerikan dondurması kötüdür demiyorum ama bunlar gerçekten olağanüstü. Semestr boyunca bu konuda bazı önerilerim olabilir. Bu ilki. Tre Scalini. Burası Roma'nın en güzel dondurmalarından birini yiyebileceğiniz bir yer. Burası aynı zamanda bir lokanta. Bu ünlü meydandaki birçok lokantadan biri ama en iyisi değil. Burada oturup yemeniz gerekmiyor. O zaman daha fazla ücret ödersiniz. Geçerken içeri girip dondurmanızı alıp yolda yiyebilirsiniz. Bu dondurmacıda benim önerim tartufo yemeniz. Bu konuda çok ünlüler. Roma'nın kesinlikle en iyi tartufo'sunu burada yapıyorlar. Çikolata seviyorsanız bunlar çikolata bombası gibi bir şey. Aslında ben krema sevmem ama konu tartufa üzerindeki panna olunca o başka. Eğer biraz daha para ödemeyi göze alıp oturursanız üzerine bir de bu rulolardan koyuyorlar. Çikolataya düşkün olmayanlar bile bunu çok beğendiklerini söylediler. Kısacası tam bir ödül gibi. Roma'ya gittiğinizde en az bir kere Trescalini'ye uğrayıp tartufo yiyin derim. Domitianus Stadyumu'ndan artık bugünkü ana konumuz olan yapıya geçmek istiyorum. Bu çok kapsamlı olan yapı Platinus Tepesindeki Domitianus Sarayı'dır. Bu yapı genellikle Platinus Tepesindeki Domitianus Sarayı veya Platinus Tepesindeki İmparatorluk Sarayı olarak adlandırılır. Ama terminoloji biraz karışık. Zira saray antik dönemde Domus Augustana olarak biliniyordu. Nero'nun altın evi Domus Aurea gibi bu da Augustus'un evi anlamında Domus Augustana'ydı. Çünkü bu dönemde Augustus, imparator ile eş anlamlı bir sözcük haline gelmişti. Yani her imparator bir Augustus'tu. Bu da inşasına devam edilen Domus Augustana'ydı. Platinus tepesindeki bu sarayın inşaatının Tiberius zamanında başladığından söz etmiştik. Ardından Caligula da yapıya bazı eklemeler yaptırmıştı. Onun ardılı Claudius ise anımsayacağınız gibi saray inşaatları ile ilgilenmemişti. Nero'nun ise Domus Transitoria ve Domus Aurea gibi başka planları vardı. Böylece imparatorluk Sarayı'nı tamamlamak Flavius'lara, özellikle de Domitianus'a kaldı. O da sarayı tamamladı ve açılışı Milattan sonra 92 yılında gerçekleştirildi. Domus Augustana'nın mimarını da biliyoruz. Adı Rabirius olan bu adam önemli bir Romalı mimardı. Terminoloji konusuna kısaca geri dönelim. Sarayın asıl adı Domus Augustana'ydı. Ama işi biraz karmaşık kılan bir nokta söz konusu. Sarayın bir kamuya açık kanadı, bir de özel kanadı vardı. Bu Google Earth fotoğrafında gördüğünüz kamuya açık olan kanat antik dönemde Domus Flavius yani Flavius evi olarak biliniyordu. İki katlı olan ya da kısmen iki katlı olan daha geniş özel kanat ise antik dönemde Domus Augustana olarak adlandırılıyordu. Yani Domus Augustana adı hem sarayın özel kanadı hem sarayın tamamı için kullanılıyor. Başka kaynakları okurken kafanız biraz karışabilir. Bu nedenle bu durumun farkında olmanızı istedim. Ama burada durumu basitleştirmek için yapıdan Platinus tepesindeki Domitianus Sarayı olarak söz edeceğiz. Evet bu hava fotoğrafında bu Domitianus yapısının nasıl planlanıp inşa edildiğini çok iyi görebiliyorsunuz. Burada üstte solda bazilikayı görüyoruz. Birazdan hem planını hem kalıntılarını göstereceğim. Onun hemen yanında bir kabul salonu, burada da büyük çeşmeli bir avlu ve bir triklinium yani ziyafet salonu var. Bunun iki yanında da yine Domus Flavius yani sarayın kamuya açık kısmına ait çeşmeler bulunuyor. Bu tarafta da sarayın daha geniş olduğunu söylediğim özel kısmı yer alıyor. Bu kesim iki katlı. Ortada bir avlusu var. Bu peristille avluyu Domitianus'a ve yakınlarına ait küçük bir yaşam alanı çevreliyor. Ardından bir başka peristille avlu, sağda ise büyük bir gömme stadyum var. Gördüğünüz gibi Romulus kulübelerinden bu yana çok yol kat edilmiş durumda. Burada da hatırlamanız amacıyla Romulus'un M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen köyünü tekrar gösteriyorum. Burada sanırım en önemli nokta kendisini bir efendi tanrı yani Dominus et Deus olarak gören Domitianus'un nasıl bir yapı inşa ettirmiş olduğudur. Domitianus kendisini daha önce Platinus tepesinde yaşamış olan Romulus'la ve tabi Augustus'la özdeşleştirmekte onların geleneğini devam ettirmektedir. Ama aynı zamanda yaşayacağı yerin daha önce hiç olmadığı kadar ihtişamlı olmasını da istemektedir. Bu gerçek Nero ve onun Domus Aurea'sı için kesinlikle geçerliydi. Ama onun dışında o zamana kadar hiçbir imparator böyle bir şeye sahip olmamıştı. Yani burada yine bir domus aurea etkisi görüyoruz. Bu noktada bu inanılmaz saray yapısını incelerken üzerinde düşünmemiz gereken noktalardan biri. Ward Perkins'in kitabından alınan bu plan olasılıkla sarayın tam olarak nasıl bir yapı olduğu konusunda hava fotoğrafından daha iyi bir fikir vermektedir. Solda ise Platinus tepesindeki sarayın kamuya açık kanadını yani Domus Flavius'u görüyoruz. Bu kısımda sol üst köşede gördüğünüz gibi bir bazilika bulunuyor. Bir orta nef ve sütunlarla ondan ayrılan iki yan neften oluşan bir mekan. Bu Domitianus'un hakim sıfatıyla davalara baktığı bazilikaydı. Bunun yanında bir kabul salonu yani aula var. Domitianus burada ziyarete gelen yüksek rütbeli kişilerle görüşüyordu. Ardından sağ üstte aynı eksen üzerinde bir lararium yer alıyor. Bu ailenin tanrılarına adanmış bir mekandı. Ardından kabul salonu ile aynı eksende bir peristil. Plana baktığınızda buradaki sütunları görüyorsunuz. Zaten peristiller sütunlardan oluşur. Ama bakın ortada ne var? Bu aslında bir çeşme ve sekizgen şeklinde bir çeşme. Burada Nero'nun Domus Aurea'sının oradaki olağanüstü sekizgen odanın Domitianus mimarisi ve Mimar Rabirius üzerindeki etkisi hemen kendini gösteriyor. Yani sarayda sekizgen bir çeşme var. Aula yani kabul salonu ve peristille aynı eksen üzerinde bir triklinium yani ziyafet salonu yer alıyor. Burası iki yanda son derece ilginç oval çeşmelere bakan panoramik pencereleri olan çok büyük bir ziyafet salonu. Şimdi Domus Flavius'un planına özellikle de bazilika, kabul salonu ve triklinium'a baktığınızda bu üç mekanda daha önce sözünü etmediğim ortak bir özellik olduğunu görüyoruz. Nedir bu özellik? Her üç mekanda da olan bu ortak özellik ne? Hiç kimse söyleyemeyecek mi? Bir yarım daire. Evet, kesinlikle. Bir apsis. Kenarlardan birinin üzerinde bir apsis ve bu apsislerin hepsi aynı yöne bakıyor. Bazilikanın bir apsisi var. Bunlar Domitianus'un apsisleriydi. Burası onun bir Dominus et Deus olarak oturduğu yerdi. Kendisinin bir efendi tanrı olarak onurlandırılmasını, hatta kendisine tapınılmasını bekliyordu ve bunun için bir yere gereksinimi vardı. Tahtının bulunduğu bu yer bir anlamda gök kubbenin altındaydı. Yani betondan yapılmış ve bir şekilde olasılıkla mozaikle bezelmiş olan bu tonoz gök kubbeyi temsil ediyordu. Her odada böyle tonoz içindeki yerinde oturuyor, davalara bakıyor, önemli misafirlerini ağırlıyor ya da triklinyumdakinde yemeğini yiyordu. Tüm bu işleri gök kubbenin ya da en azından yarım gök kubbenin altında yapmak istemişti. Bunu da yaptı. Zaten kendisine Dominus et Deus olarak tapınılıyordu. Yapıdaki bu fenomen kanımca çok önemli bir noktadır. İnsanların kendilerini, yaşamlarını, çağlarını tanımlamak için mimariyi kullanması üzerinde düşünmeye değer bir fenomendir. Bu da sarayın özel kanadı. Bu kısma birazdan geleceğiz. Önce bazilikanın bazı ayrıntılarına değinelim. Burada bazilikanın planını ve kesitini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi hem kamu alanlarında hem başka yerlerde gördüğümüz bazilika mimarisi ile tamamen uyumlu bir plana sahip. Bir ucunda apsis olan orta nef var. Domitianus'un burada oturduğunu hayal edin. Orta nef sütunlarla iki yan nefe ayrılmış. Oldukça basit ama saray bütünü içinde son derece ilginç bir mekan. Bu da çok dikkat çekici bir görüntü. Yapının bu restore edilmiş hali size Domus Flavius veya Domitianus Sarayı'nın kamuya açık kanadı hakkında diğer tüm görüntülerden daha iyi bir fikir verecektir. Bu da tabii ki bazilika. Bu odada saraydaki diğer tüm odalar gibi mermerden. Mermerler gördüğünüz gibi farklı renklerde. Bunlar dünyanın değişik yerlerinden getirilmiş ithal mermerlerdir. Flavius'ların bunu yaptığını daha önce de söylemiştik. Örneğin Templum Pakistan söz ederken orada Mısır, Anadolu ve Yunanistan gibi Roma İmparatorluğu'nun diğer bölgelerinden getirilen mermerlerin kullanıldığını belirtmiştik. Roma'daki bu sarayın dekorasyonunda da bu renkli mermerlerden kullanılmıştır. Burada Aula'yı yani Aula Reca dediğimiz büyük kabul salonunu görüyoruz. Burada da hem yer hem duvarlar mermer. Bu fotoğrafta odanın duvarlarının girintili çıkıntılı olduğu gayet belirgindir. Gördüğünüz gibi buralarda etrafında sütunlar bulunan bir dizi niş var. Bu nişlerin içinde heykeller vardı. Duvarda iki sıra var. Üstteki sırada gördüğünüz gibi pencereler yer alıyor. Bu da odanın Domitianus'un oturduğu apsis kısmı. Üzerinde yarım kubbe tavanı olan bu kavisli duvarda tabii ki sarayın tamamı gibi betondan yapılmıştı. Dediğim gibi Domitianus'u bu apsis içinde yarım kubbenin altında otururken hayal edebilirsiniz. Üstü açık peristilli avlu. Etrafı iki katlı sütun dizileriyle çevrili bu avlunun ortasında sekizgen bir çeşme var. Domitianus ve Rabirius Nero'nun sekizgen odasını bu sarayda çeşmeye dönüştürmüşler. Ardından aula regia ve peristil ile aynı ekseni üzerinde triclinium yer alıyor. Bu görüntüde içinde Domitianus'un oturduğu taht bulunan üstü yarım kubbeli, iki kademeli apsisi çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Duvarlar ve sütunlar dünyanın farklı yerlerinden getirilmiş rengarenk mermerlerle dekore edilmiş. Bu odada yemek yerken iki yandaki panoramik pencerelerden çok ilginç oval çeşme manzaralarına bakıyordunuz. Bu odaların nasıl çatılandığı, bunların beşik tonozlu olup olmadığı konusunda farklı görüşler vardır. Bu yeniden canlandırma denemesinde gördüğünüz gibi bir düz bir beşik tonozlu çatı var. Ama böyle olduğundan kesin olarak emin değiliz. Buradaki çatı sistemi konusunda tartışma hala devam etmektedir. Avla Reca'da heykeller olduğunu söylemiştim. Burada ne tip heykeller olduğunu ve Domitianus'un bunları nasıl değerlendirdiği konusunda elimizde bazı kanıtlar bulunmaktadır. Burada bunlardan iki örnek görüyoruz. Soldaki Herkül, sağdaki ise Apollon heykelidir. Bunlar gerçekten çok büyük boyutlu heykellerdir ve yine çok güzel ithal malzemelerden yapılmışlardır. Bu kahvemsi renkte bir taş, diğeri ise yeşilimsi renkte bir taştır. Dediğim gibi bunlar çok büyük boyutlardadır. Her iki heykelde de kasların abartılı bir şekilde betimlendiğini görüyorsunuz. Bunun belirgin bir şekilde anlamı şudur. Düşünün, Aula Reca gibi bir odada oturup konuklarını kabul eden ve kendisine efendi tanrı olarak tapınılmasını isteyen Domitianus'un çevresinde bu tip heykeller var. Bunlar kendinden önceki Claudius'tan çok farklı bir karaktere sahip olan imparatorun kendisini özdeşleştirdiği görüntülerdi. Sanırım etrafını bu Herkül ve Apollon heykelleri gibi atletik figürlerle çevreleyerek kendisine bundan bir pay çıkarıyordu. Buna bakınca ne görüyorsunuz? Bu nedir? Kalıntılar gördüğünüz gibi istediğimiz kadar çok değil ama yine de tamamının rekonstrüksiyonunu yapabilmek için yeterli. Burada gördüğünüz nedir? Sekizgen çeşme. Peristilli avludaki sekizgen çeşme çok güzel. Bu kalıntıları gezen insanlar çoğu kez bunun ne olduğunu anlamıyorlar. Ama siz Platinus tepesine gidip buraya baktığınızda bunun ne olduğunu biliyor olmaktan mutluluk duyacaksınız. Bu hiç kuşkusuz bir zamanlar içinde görkemli su gösterileri olan sekizgen bir çeşmeydi. Bu da triclinium ya da Domitianus'un Triklinium'undan geriye kalanlar. Bu da apsisi. Roma'da düzenlediği resmi yemeklerde özel davetlilerle yemeğini yerken içinde tahtında oturduğu apsis. Dikkatli bakarsanız burada da tuğla kaplı beton bir inşaatın söz konusu olduğunu göreceksiniz. 64 yılındaki yangından sonra Taşa kıyasla yangına daha dayanıklı olan tuğlanın kullanılmasına karar verildiğini daha önce söylemiştik. Burada da öyle yapılmış. Platinus tepesindeki imparatorluk sarayının tamamı tuğla kaplı betonla inşa edilmiştir. Ama dikkatli bakarsak üstünde bazı stukko ve mermer kaplama izleri olduğunu görürüz. Yani bu örnekte tuğla Dominus et Deus'a yaraşır bir lüks için mermerle kaplanmıştır. Burada ilginç olan zeminin üstü muşamba kaplı ama birazdan buradaki mermer döşemeyi göstereceğim. Burada ilginç olan bir başka şey de yer döşemesinin üzerinde yükseldiği bu düzenektir. Bunun size sömestr başında gördüğünüz bir şeyi anımsatıyor olması lazım. Neyi anımsatıyor? Siz söyleyin. Hipokaust. Evet. Bu aynı Pompei'de Stabia hamamında gördüğümüz gibi bir hipokaust sistemidir. Zemin tuğla dikmeler üzerinde yükseltilmiş. Bu tuğla dikmeler arasında da triklinyum zeminini alttan ısıtmak için kullanılan terakoto borular ve içinde sıcak kömür bulunan mangallar olmalıydı. Yani Domitianus yemeğini yerken sadece abses içinde oturmuyor, bir de ayaklarını sıcak tutuyordu. Bu da burada nasıl bir adamdan söz ettiğimizi gösteren bir başka güzel mimari ipucudur. Bu da yine Domitianus'un oturduğu apsisin bir başka görünümü. Burada mermer zemini üzerinde muşamba olmadan görüyoruz. Oldukça iyi korunmuş durumda. Bu renkler Roma mermer döşemelerinde, özellikle de büyük kamu alanlarında ve özel konutlarda sıklıkla gördüğümüz renklerdir. Zemin gördüğünüz gibi yeşil renkte, kahve tonlarında ve beyaz renkte çeşitli çok güzel geometrik desenlerle süslenmiş. Burada yine tuğla kaplı beton inşaatı ve üzerinde yer yer korunmuş mermer kaplamayı görüyorsunuz. Burası tümüyle mermer kaplı duvarlarıyla Roma döneminde çok gösterişli bir yer olmalıydı. Bu çeşme bir harika, bu çeşmeyi çok seviyorum. Bu Domitianus Sarayı'nın Triklinium'un panoramik pencerelerinden görünen iki çeşmeden biri. Bu bence Rabirius'un dehasının kendisini gösterdiği bir yer. Bir anlamda kendi zamanının Frank Gerisi olan Rabirius'un dalgalı formlardan hoşlandığı ortada. Burada birbiri içine giren içbükey dışbükey formlarla mükemmel bir sonuç elde edilebileceğini görüyoruz. Bu oval biçimli oldukça küçük bir çeşmedir. Oval formun dış bükeyliği gördüğünüz gibi burada da tekrarlanmış dalgalanan hareketli bir duvar yapısı elde edilmiş. Tüm bunlar betondan yapılıp üstü tuğla ile kaplanmış. Her bir tuğlanın bu inanılmaz plana uyumlu olabilmesi için çok özenli bir biçimde dökülmüş olması gerektiğini düşünün. Tabi antik dönemde üstü tamamen stukalanmış olmalı ve belki bazı yerlerde de mermer kaplama vardı. Ama form kesinlikle harika ve bence Burada Domitianus için çalışan Rabirius'un mimari dehasını görüyoruz. Sarayın özel kanadı da kendi ölçülerinde en az bu kadar gösterişlidir. Bu kanadın Domus Flavius'tan daha geniş bir alan kapladığını zaten söylemiştik. Ve yapının bir kısmı da burada gördüğünüz gibi iki katlıdır. Ortada içinde bir çeşme olan avlu. Avlunun iki tarafında da iki kat üzerinde odalar yer almaktadır. Arkasında bir peristil daha. Burada da aynen Roma'daki stadyum gibi firkete biçimli, bir ucu düz, diğer ucu kavisli bir stadyum bulunuyor. Aslında şehirde yarış atlarını, yarışları izleyebileceği benzer bir stadyum vardı. Ama o onun yerine bunu kullandı. Bu aslında gömme bir stadyum. Burasının iki katlı olduğunu hatırlayın. Bu da hemen onun yanında yapılmış gömme bir stadyum. Burası Domitianus'un özel konuklarıyla beraber hoş zaman geçirebileceği, yürüyüşler yapabileceği açık hava bahçesi gibi bir yerdi. Bu Ward Perkins'ten alınmış bir başka aksonometrik görünüm. Burada sadece bir uçta bazilikası ve aulasıyla ortada sekizgen çeşmesi ve iki yanda birer oval çeşmesi bulunan ziyafet salonuyla tanımını yaptığımız domuz flaviusu değil özel kanadı da çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. Burası sarayın özel bölümü burada gömme stadyum ortasında çeşmesi olan peristil bunun etrafında iki katlı yapı ve ardından bir çift peristilli avlu daha. Burada toplam 3 peristil avlu var. Ama bir tür kesit görüntüsü de veren aksonometrik çizime baktığınız zaman burada mekanların çoğunun dış görüntüsünün iç mekanlar kadar dikkat çekici olmadığını görürsünüz. Burada gördüğümüz Roma mimarlığının zaten uzun süredir var olan bir özelliğidir. Pompei'deki erken dönem evleri düşünün. Onlar da dışarıdan son derece sade ve düzdü. İçeri girdiğinizde ise atrium, implivium, complivium ve bahçe ile karşılaşıyorduk. Yani iç mekan sürprizlerle dolu tamamen farklı bir yerdi. Bu özellik burada bir saray yapısında bile geçerli. Kanımca bu sarayda da yapının dışı içinden çok daha az dikkat çekici. Bu sarayın sadece özel kısmını gösteren bir Google Earth fotoğrafı. Burada bu ilginç peristilli avluyu, bunun gerisindeki diğer iki peristilli avluyu İki kat üzerine yerleştirilen odaları ve gömme stadyumu görüyoruz. Gömme stadyum çok iyi korunmuş durumdadır. Burada da gördüğünüz gibi bugün sarayın en iyi durumda olan yerlerinden biridir. Burada stadyumun sadece biçimini değil, devasa boyutunu da görüyorsunuz. Burası gerçekten çok büyük bir stadyum. Domitianus'u burada gezinti yaparken hayal edin. Gördüğünüz gibi bir ucu kavisli ama en önemlisi burası da betondan inşa edilip üzeri tuğla kaplanmış sütunlarda ve bazı başka yerlerde de mermer kaplama kullanılmıştır. Bu etrafında iki kat üzerinde odalar bulunan birinci avlunun bir görüntüsü. Burada da Rabirius çeşmeyi yaparken çok keyif almış olmalı. Hayal gücünü özgürce kullanarak çeşme tasarımları yapmaktan büyük keyif alan biriymiş. Bu çeşmede de yine dış bükey ve iç bükey bileşimi bir tasarım görüyoruz. Tüm bunlar betondan yapılmış, ardından tuğla ile kaplanmış. Burada da yine her bir tuğlanın ait olduğu yere uyumlu olacak şekilde özel olarak dökülmüş olması gerekir. Amazonlar olarak bilinen kadın savaşçıları tanıyorsanız, bunların size onların taşıdığı pelta denen kalkanları anımsatmış olması gerekir. Peltalara benzemiyorlar mı? çok benziyorlar ama olasılıkla bu sadece bir rastlantı. Yani burada ikonografik bir çıkarım ima etmiyorum ama belli de olmaz. Fakat bu desenler Amazonların taşıdıkları kalkanlara gerçekten çok benziyor. Her neyse bu iç bükey, dış bükey dalgalanmalarla belli ki Rabirius bu çeşmeyi yaparken epey hoş zaman geçirmiş. Burada da odaların bulunduğu katları görüyoruz. Epey zaman önce Misterler villasının ikinci evresinde yapıya çıkma pencereler ve başka tip pencereler eklenmeye başlandığını, böylece yapının tipik domuz italikaya kıyasla daha açık hale getirildiğini söylemiştik. Burada da aynı durumu görüyoruz. Burada çok fazla sayıda pencere açıklığı var. Artık beton inşaat konusunda duvarda çok sayıda farklı biçimlerde dörtgen açıklık yaratabilecek kadar ustalaşmışlar. Gördüğünüz gibi kimi küçük, kimi büyük, kimi yer seviyesinde, kimi daha yüksekte olan pencereler. Üstte de kemerli başka pencereler var. Yani mimar duvar üzerindeki pencere açıklıklarıyla yapı içinde mekanlar arası ilginç manzaralar oluşturmaya çalışmış. Burada yer alan çeşmenin iki resmini daha görüyoruz. Sanırım burada betondan yapılıp üzerinin tuğla kaplanmış olduğunu daha iyi görüyorsunuz. Tabii burada çok gösterişli su gösterileri, fıskiyeler olduğunu hayal etmelisiniz. Bu bir Bellagio olmayabilir ama Las Vegas'taki Bellagio'nun bir tür antik versiyonu. Burada da bu çeşmeli avlunun restore edilmiş halini görüyorsunuz. Bunlar aralara serpiştirilmiş heykeller. Her ne kadar burada çalışır durumda gösterilmemişse de su fıskiyeleriyle, duvar resimleriyle mekan hakkında daha iyi bir fikir verebilir tüm mekan olasılıkla çok daha görkemliydi. Sanırım burada Saray'ın gerçekte nasıl bir yer olduğu konusunda bir izlenim edinebiliyorsunuz. Bu avlunun, şimdi sözünü ettiğimiz çeşmeli avlunun etrafında bir dizi oda bulunmaktaydı. Bu odalardan bazılarının ayrıntılarına baktığınız zaman bunların çok hayranlık uyandırıcı olduğunu görürsünüz. Odalardan bazıları olağanüstü formlara sahip Bazıları haç biçimli, bazıları etrafında ışınsal nişler bulunan yuvarlak planıyla frigidaryum benzeri bir biçime sahip. Rabirius'un aklında yine Severus ve Keller'in Nero'nun Domus Aureas'ında yapmayı başardıkları sekizgen oda olması şaşırtıcı değildir. Onun da burada küçük sekizgen odaları inşa ettiğini, sekizgen plan denemeleri yaptığını görüyoruz. Bu planda çeşmeli avlunun bir kenarında yer alan bu odalardan ikisini görüyoruz. Burada size Platinus'un Rabirius tarafından tasarlandığına inandığımız bu sekizgen odalardan birinin Ward Perkins'in kitabından alınmış kesit, plan ve aksonometrik çizimlerini gösteriyorum. Bu odayı burada aşağıda yer alan Nero'nun Domus Aureus'undaki sekizgen oda ile kıyaslıyoruz. Çünkü Rabirius'un sekizgen odaları tasarlarken bu yapıyı model aldığı barizdir. Bu Nero'nun sekizgen odasından çok daha küçük ama burada tüm kavram daha ileri bir seviyeye taşınmış. Evet bu aynen Domus Aurea'daki gibi bir sekizgendir. Bunun da sekiz kenarı vardır. Bunun da burada gördüğünüz gibi bazıları dikdörtgen, bazıları dairesel planlı nişleri bulunmaktadır. Ama bu aksonometrik çizime baktığımız zaman burada iki önemli gelişme görürüz. Bunlardan ilki şudur. Domus Aurea'daki sekizgen odada sekiz kenar olmasına rağmen odanın kubbesi yuvarlak, geleneksel bir kubbeydi. Burada ise odanın sekiz kenarının kubbeye de taşındığını görüyoruz. Yani Platinus Sarayı'nın sekizgen odasının üstünde Domus Aurea örneğinden farklı olarak sekiz dilimli bir kubbe bulunmaktadır. Diğeri ise belki daha dikkat çekici bir gelişmedir. Buradaki her bir niş aynen Nero'nun Domus Aurea'sında olduğu gibi küçük mekanları çevrelemektedir. Ve yine aynen Nero'nun Domus Aurea'sında olduğu gibi niş içinde niş vardır. Ama Rabirius burada Roma mimarlığında daha önce hiç görmediğimiz çok sıra dışı bir şey yapmış. Nişlerin içine Eksen dışı olan başka nişler, kapılar, pencereler yerleştirmiş. Şimdi Romalıların her şeyden çok eksenselliğe ve simetriye önem verdiğini söylemiştik. Burada ise tümüyle farklı bir tasarım yaratma isteği söz konusudur. Zaten bu nedenle ona Romalı mimarların Frank Gerisi diyorum. Dairelerden, dikdörtgenlerden, kubbelerden büyülendiği kesin. Ama diğer yandan da Roma mimarlığındaki eksen bağımlılığından uzaklaşmaya, çok daha yenilikçi bir biçimde eksen dışı unsurlar kullanmaya da gönüllüdür. Platinus Sarayı'nın özel kanadında yer alan sekizgen odalardan birinin bu görüntüsünde ne dediğimi sanırım daha iyi anlayacaksınız. Umarım bulunduğunuz yerden de görünüyordur. Burada dilimleri görüyoruz. Dilimli kubbeyi görebiliyor musunuz? Sanırım burada çok net. Mekanı çevreleyen nişleri görüyorsunuz. Bu duvar açıklıklarını görüyorsunuz. Bütün konu mekanlar arası manzaralar oluşturmak. Burada değişik açıklıklar var. Bazıları kapı, bazıları pencere. Sanırım burada tümüyle nişin ekseni dışında kalan pencereyi de görüyorsunuz. Bu nişlerden birini gösteren bu fotoğrafta daha da belirgin. Bu nişin içinde yer seviyesinde başlayan bir açıklık var. Solunda ise daha yüksekte başka bir açıklık var. Burada simetriden ziyade bir asimetri algılıyorsunuz. Tüm bunlar son derece deneysel, son derece farklı. Bu sadece daha önce gördüklerimizden değil, bu büyük mimari eserden sonra göreceğimiz mimariden bile çok farklı bir tasarımdır. Burada Rabirius'un yaratıcılığını, Domitianus'un da ona bu yaratıcılığını kullanma izni verdiğini görüyoruz. Kanımca bunun dahası da var. Burada bariz bir şekilde Domitianus kendi imajını çiziyor. Sanırım sarayın kamuya açık kesiminde kendini halkına nasıl tanıtmak istediği ön plana çıkıyor. Burada ise Rabirius'un Rabirius olmasına izin verdiği duygusuna kapılıyorum. Kendi özel yaşamını sürdüreceği bu kısımda Rabirius'un istediği gibi ilginç ve mimari açıdan heyecan verici bir mekan yaratmasına izin vermiş, Rabirius'un bu sıra dışı yapıda ince ince işlediği ilginç mimari motiflerin tadını çıkarmak istemiştir. Evet, Domitianus'un yerine John Kerry geçti. Hayır ama Domitianus'tan sonra imparator olan Nerva, John Kerry'e çok benzeyen biriydi. Sizce de benzemiyor mu? Perdenin solunda Nerva'ya ait bir sikke görüyoruz. Bu arada söylemeyi unuttum. Domitianus'un sonu aynen Nero gibi oldu. Fakat Domitianus öldürüldü. Nero intihar etmek zorunda bırakılmıştı. Domitianus ise öldürüldü. Onun da ölümünün ardından Damnatio Memoria kararı alındı. Yerine Nerva geçti. Nervayı Senato seçmişti. Artık despotlardan iyice usanmış olan Senato kendi imparatorlarını seçmenin zamanının geldiğine karar verdi. Ve Senato'nun yaşlı ve saygın bir üyesi olan Nervayı imparator yaptı. Augustus tarafından kurulan Roma İmparatorluğu'nda ilk kez bir imparator senato tarafından seçiliyordu. Nerva çok saygı gören, gayet ölçülü biriydi ve imparatorluğa tekrar barış ve refah getirmeyi başardı. Ama imparatorluğu çok uzun süreli olmadı. Tahta çok kısa bir süre kalabildi. Bu nedenle de mimariye katkıda bulunacak yeterli zamanı olmadı. Burada solda Nerva'ya ait bir sikkede portresini görüyoruz. Ama size son bir yapı göstermek istiyorum. Bu inşaatı aslında Domitianus zamanında başlayan Nerva tarafından tamamlanan bir yapıdır. İnşaat Forum Transitorium adıyla Domitianus zamanında başladı ama daha sonra Nerva zamanında Nerva Forumu olarak bitirildi. Yapıyı incelemeden önce Roma'daki imparatorluk forumlarının genel planına bir bakalım. Bu planı daha önce de görmüştük. Hatırlayacağınız gibi Forum Romanum burada. Tabi aşağı doğru devam ediyor. Burası daha önce sözünü ettiğimiz Julius Caesar Forumu. Onun hemen yanına inşa edilen Augustus Forumu. Bunu da ayrıntılı olarak incelemiştik. Sonra daha yakın zaman konu ettiğimiz Vespasianus zamanında inşa edilen Forum Pacis veya Templum Pacis. Bunun yüzü Julius Caesar ve Augustus forumlarına dönük olacak şekilde inşa edilmiş olduğunu anımsayacaksınız. Burada Roma'nın yedi tepesinden biri olan Kurinalis Tepesi'nin q u i r i n a l i s Kurinalis Tepesi'nin üstünde çok geniş bir arazi parçası bulunuyordu. Burada Dobitianus'un gözü vardı. Sarayından da anlayacağınız gibi Domitianus'un büyük planları vardı. Saray konusunda hayali gerçekleştikten sonra buraya bir kamu binası, aslında babasınınkine rakip olacak, onun forumundan daha büyük bir forum yaptırmak istiyordu. Onu da buraya, babasının forumunun karşısına Augustus forumu ile Julius Caesar forumunun hemen yakınına inşa ettirmek istiyordu. Ama bu büyük hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremedi. Onun yerine Vespasianus Forumu ile Augustus Forumu ve Julius Caesar Forumu arasında bulunan ve daha önce de belirttiğim gibi Argiletum olarak adlandırılan yeri aldı. Burada Forum Romanum'u Roma'nın daha önce de sözünü ettiğimiz çok sayıda ahşap binası ve kalabalık bir nüfusu olan Subura mahallesine bağlayan bir cadde vardı. Yani burada forumla bu mahalleyi birbirine bağlayan bir cadde olan Argiletum bulunuyordu. Domitianus babasının forumu yanındaki bu yere kendisi için bir forum yaptırmaya karar verdi. Bu forumun içine baş tanrıçası Minerva için bir tapınak inşa ettirdi. Aslında bir cadde olan forumun alanı çok dardı ve bu buraya ne inşa edileceği konusunda da belirleyici oldu. Gördüğünüz gibi Julius Caesar forumu, Augustus forumu ve Forum Parkis hepsi sütun dizilerine sahipken Burada böyle sundurmalı bir sütun dizisi inşa edecek yer yoktu. Onlar da sütunları duvara çok yakın konumda inşa ettiler, üzerini de çatılamadılar. Burada da bunu görüyorsunuz. Bu orijinal Domitianus Forumu'nun ya da Subura ile Forum Romanum arasında transit geçiş yolu olduğu için Forum Transitorium olarak isimlendirilen forumun planı. Minerva tapınağı burada. Ön cephe vurgusu, tek merdiveni, portikoda bağımsız sütunlar gibi özellikleriyle sömestr başından beri gördüğümüz tapınak mimarisiyle uyumlu bir yapı. Giriş burada. Forum Pakis bu tarafta. Julius Caesar Forumu ve Augustus Forumu da yukarıda sütun kaidelerinin duvara çok yakın konumda olduğunu görüyorsunuz. Bunlar duvara bitişik değil ama her iki tarafta da duvara çok yakın. Çünkü burada sundurmalı bir sütun dizisi için yer yoktu. Bu imparatorluk forumlarının günümüzdeki durumunu gösteren bir Google Earth fotoğrafı. Daha geç dönemde inşa edilen Traianus Forumu, Augustus Forumu ve burada da Forum Transitorium'dan geriye kalanlar. Bu da içinde Minerva Tapınağı ve iki yandaki sütunlarıyla Forum Transitorium'un Roma dönemindeki Domitianus zamanındaki halini gösteren bir model. Bu modelde elinizde sundurmalı sütun dizileri inşa etmeye yetecek kadar geniş yer olmamasının yarattığı farkı görüyorsunuz. Burada duvardan dışarı taşıyormuş gibi görünen sütunlar ve sütunların üzerinde aynı şekilde taşkın entablatürler var. Böyle bir şeyi daha önce mimaride hiç görmemiştik. Bu önemli bir gelişme. Duvar resminde görmüştük ama gerçek mimaride görmemiştik. Burada Forum Transitorium'un üzerinde çıkıntı yapan entablatürler entablatürleri öyle olmadığı halde neredeyse duvardan fırlamış gibi görünen sütunlarından bir ayrıntı görüyoruz. Duvarlar gördüğünüz gibi tüf taşından. Gerisi ve üstteki panel mermerden. Burada üzerinde Tanrıça Minerva'nın betimlemelerinin bulunduğu çok sayıda panel olduğunu düşünüyoruz. Bunu daha önce mimaride değil ama duvar resminde görmüştük. Bu da Misterler Villası'ndan Kubikulum 16'dan bir ayrıntı. Burada duvardan taşan bir sütun ve üstünde aynı şekilde betimlenen türünü görüyoruz. Bu belki o zaman örneğin ahşap mimaride görülen bir uygulamaydı. Bu resimlerin ne kadar erken olduğunu anımsayın. Milattan önce 1. yüzyıl ortalarına tarihleniyordu. Yani Augustus zamanından bile önce ve bunu şimdi en nihayet gerçek mimaride görüyoruz ve bu uygulamanın Roma mimarlığında betonla başarılanlardan çok farklı önemli bir yeri olacak. Buradaki fikir duvarı, duvar önünde girinti ve çıkıntı oluşturan bir dizi sütunla dekore etmek, geleneksel mimari dili, yani sütunları kullanarak dalgalı, hareketli bir duvar yaratmak ya da Sömestr sonunda adlandıracağımız gibi barok bir duvar yaratmaktı. Burada koruna gelen sütunlardan birinden bir ayrıntı görüyoruz. Üste üzerinde dokuma yapan kadın betimlemeleri bulunan bir friz var. Bugün tüm bunların anlamından söz etmeyeceğim. Ama sütunların bir şekilde duvardan taşıyormuş gibi göründüğünü algılayabiliyoruz. Korint başlıkları, dışa taşkın entablatür. Tüm bunlar gördüğünüz gibi diğer tüm Flavius mimari bezemeleri gibi çok fazla süslü ve çok derin delgi izleri taşıyor. Ama duvarları bu şekilde süsleme, dalgalanan girinti ve çıkıntılarla duvara hareket kazandırma Roma mimarlığında çok önemli bir geleceğe sahip. Bu da çok ilginç bir resim. Burada Forum Transitorium'un şimdi sözünü ettiğimiz sütunlarından bazılarını görüyoruz. Forum Transitorium, Domitianus'un ölümünden ve Damnatio Memoria'dan sonra Nerva Forumu adını alır. Nerva yapının adını değiştirir ama mimari anlamda bir değişiklik yapmaz. Bu da modern yer seviyesi ile antik yer seviyesi arasındaki farkı gördüğümüz o ilginç resimlerden bir tanesi. Forumun alt kısmını görmek için kenara gidip aşağı bakmanız gerekiyor. Bu da 18. yüzyılın ünlü ressamlarından Piranesi'nin ilginç gravürlerinden bir tanesi. Çok sayıda mükemmel çalışması var. Bu arada yayılda bunlardan epey var. Eğer aranızda bunlarla ilgilenenler, Piranesi'nin Roma gravürlerini görmek isteyenler olursa, en azından bir öğretim elemanı arkadaşım seve seve vakit ayırıp bunlara bakmanız için sizi British Art Centre'a ya da bulundukları diğer yerlere götürebileceğini söyledi. Burada Piranesi'nin gravürü yaptığı zamanki yani 18. yüzyıldaki yer seviyesini görüyoruz. Hemen hemen burada olduğu seviyede şimdi olduğundan daha yüksekteydi ve modern çağlarda kazı yaparak antik dönem toprak seviyesine inilmiş sütunların alt kısımları açığa çıkarılmıştır. Son bir görüntüyle de dersi bitirmek istiyorum. Bu çok farklı ama kolezyumdan söz ederken değindiğimiz bir konuya devam etme şansı veriyor. O da Roma yapılarının daha geç dönem mimarları ve hükümdar papa gibi işverenleri tarafından taş ocağı olarak kullanılması ve kolezyum gibi yapıların malzemelerinin başka yapılarda kullanılmak üzere yağmalanmış olmasıdır. Forum Transitorium veya Nerva Forumu örneğinde de burada bulunan Minerva Tapınağı'nın malzemelerinin sökülüp Papa 5. Pol tarafından Roma'da Janiculum tepesinde yaptırılan Burada resmini gördüğünüz Aqua Paola çeşmesinde kullanıldığını biliyoruz. Tapınağın bugün yerinde olmamasının nedeni budur. Tapınak 1606 yılında hala ayaktaydı. Ama 1606'da yıkılıp taşları bu çeşmenin yapımında kullanıldı. Mimar Giovanni Fontana tarafından inşa edilen çeşme 1612 yılında kullanıma açıldı. Burada resmini görüyorsunuz. Burada tam olarak hangi parçalarının tapınaktan geldiğini saptamak kolay değil. Ama Çeşme'nin yapımında kullanılan taş malzemenin büyük çoğunluğu Minerva Tapınağı'ndandır. Yani burada bu yapıların nasıl taş ocağı olarak kullanıldığına bir örnek görüyoruz. Ama Roma yapıları bir şekilde varlıklarını sürdürüyor. Ya oldukları gibi kalıyorlar ya da başka yapılarda yaşamaya devam ediyorlar. Sanırım bu hoş bir bakış açısı. Dersi sonlandıran hoş bir yaklaşım oldu. Teşekkürler.